İleride! İleride! Selahattin Demirtaş'ın burada devam eden bir duruşması vardı. Avukatlarımız yasamak sorumsuzluğundan kaynaklı böyle bir yargılama yapılamayacağını, yargılama koşullarının oluşmadığını ve davanın düşmesi talebinde bulundular. Ve şimdi gelen bilgi, arkadaşlarımız yukarıda duruşmaya devam edilecek. Mahkeme durma ve düşme taleplerimizi hukuka aykırı bir şekilde reddetti ve yargılama devam edecek. Öte yandan şunu da belirtmek gerekir. Değerli yoldaşımın dile getirdiği gibi halkımızın önderleri yargılandığı gibi halkımızın çocukları da yargılanıyor. 9 Şubat tarihinden beri burada bu adliyenin içerisinde AKP polisleri, sarayın silahlı kuvvetleri 150 tane HDP, DBP, HDK ve TEJA çalışan arkadaşımızı, yoldaşımızı gözaltına aldılar. 12-13 gün Emniyet Müdürlüğü'nde psikolojik işkenceyle, fiziki işkenceyle rehin tutuldular. Tek bir gerekçe ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki, buna herkesin ben dikkatini çekmek isterim. Özellikle Sayın Batı mensupları bu konuya çok dikkat etmeli. 9 Şubat'ta gözaltına alınıyorlar. 13 Şubat'ta gözaltına alınıyorlar. Gözaltı gerekçeleri 15 Şubat'ta. Yani Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'a karşı geliştirilen korkmanın yıl dönümünde eylem yapacaktınız. Biz sizi rehin tutuyoruz, gözaltına alıyoruz diyorlar. Günlerce psikolojik, fiziki işkence ve arkadaşlarımız savcılıkların önüne getirildiğinde hiçbir soru soramıyorlar, hiçbir soru yönetemiyorlar. Burada, bu arkamızda gördüğümüz bu büyük binada bir adalet arayışımız yok, bir hakikat arayışımız yok. Ne eş genel başkanımızın yargılandığı dava ve davalarda, ne milletvekillerinin yargılandığı davalarda, ne kadınlar, teşhalı kadınların, HDK, HDP, DBP çalışanlarının yargılandığı davalarda hiçbir adalet ve hakikat gerekçemiz yok. Adaleti biz getireceğiz. Adaleti bizim mücadelemiz getirecek. Çünkü insanları bir ön yargıyla, potansiyel bir suç olgusuyla rehin alıyorlar, rehin tutuyorlar. Bugün barbar IŞİD çeteleri bu coğrafyanın, Türkiye'nin, Kürdistan'ın ve Orta Doğu halklarının tüm coğrafyalarında bombalı eylemler yaparken, sokakları kan gölle büründürürken hiçbir işlem yapmayanlar, önleyici tedbir almayanlar, demokratik siyaset yapan Kürt halkının ve Kürt halkının dostlarının siyasal temsilcilerini, siyasal önderlerini, Kürt gençlerini potansiyel bir suçlu olarak görerek saraya bağlı savcılar, saraya bağlı idari birimler olarak gördüğümüz, aslında hakimlik ve mahkeme olarak görmediğimiz suç ceza hakimlikleri tarafından rehin tutuluyorlar. Amaç belli, amaç ne 15 Şubat, amaç ne bir eylem, ne bir basın açıklaması. Kürdistan'da ve Türkiye'nin her yerinde yükselen hayır dalgası, halklarımızın demokratik birlikte mücadele inancı ve iradesi ve bu temelde en güçlü muhalefeti ortaya koyan HDK bileşenleri ve HDP'ye dönük siyasi soykırımdır. Onun için biz bu davalara dava demiyoruz, tutuklamalara tutuklama demiyoruz, gözaltılara gözaltı demiyoruz. Bunlar rehin almadır, bunlar teslim alma girişimidir. Bunlara karşı da hukuki, fiili, meşru demokratik mücadeleyi hep birlikte yükseltmemiz gerekiyor. İşimiz zor. Hepimize kolay gelsin. Serkettin. Hayır! Hayır!